Evvel billahi Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ecmain. Hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Rabbim her gecenizi Leyle -i Kadir hürmetinde, kıymetinde kabul etsin inşallah. Bugün değişik bir soruyla karşı karşıyayız. Çok insanların aslında kafasını kurcalayan bir mesele. Bazısı cesaret edip sorabiliyor. Bazısı da soramıyor. Yani acaba imanım mı gider? Acaba inancıma bir zeval mi gelir diye içinde hissettiği şüpheyi soramıyor. Halbuki o şüphe senin içindeyken zaten senin imanını yer bitirir, kemirir. Öyleyse içinde kalmasın. Sor ki cevabını al ve imanını kuvvetlendir. Hani bazı soru ya böyle soru olmaz, böyle soru sorma, imanın gider, dinin gider diye Ha senin aklına gelen, alemine gelen bir şüphe varsa onu sorsan da sormasan da senin imanına zarar verir o. Ama sorur sorarsan onun cevabını bulursun, imanını kuvvetlendirirsin. Şimdi böyle bir soruyla karşı karşıyayız. Nedir sorumuz? Bir arkadaşımız sormuş ki bu virüs için ilahi ikaz diyorsunuz. Yani Allah kullarını bununla ikaz ediyor. Bunu kullarının başına musallat etti diyorsunuz. Ya bu virüs laboratuvar ortamında biyolojik silah olarak yapıldıysa yine mi ilahi ikaz? Haşa bunun Allah'la ne alakası var? Yani birileri dünya düzenini değiştirmek için insanlığın adeta gerçek ekonomisini sanal ekonomiye çevirip de tüm dünyayı sömürmek için dünyada birkaç tane zengin bu virüsü ortaya atmışlar, geliştirmişler, insanlığın üzerine salmışlar. Olay bundan ibaret. Buna neden ilahi ikaz diyorsunuz? Hem acaba hem ilahi ikaz olup hem de insanların tasarladığı bir virüs olabilir mi? Bu ne demektir diye çok insanların kafasını karıştıran adeta sanki bu işin sebebi ortada, sonucu ortada. Haşa Allah'la ne alakası var gibi bir yaklaşımla insanların şu virüs hadisesinden ders çıkarmasını, şu ikaz-ı ilahiden ders alıp da hayatını değiştirmesine mani olmak için, engellemek için böyle vesveselerle, şüphelerle olayı haşa Allah'tan koparmaya çalışıyorlar. Öyleyse bunun izahını yapmak lazım. Bir zamanlar deprem hadisesi vardı hatırlarsınız 17 Ağustos depremi. O zaman da yani insanlar gerçekten o deprem hadisesinden büyük ders çıkardı. Çok insanlar öldü ama Hoq oh, insanlar da ölen insanların belki onlarca katı insan da ne yaptı? Dirildi, yeniden doğdu ve hakikatları keşfetti. Gaflet uykusundan uyandı ve rotayı ebedi saadete çevirdi. Şeytanın peşinde giderken Allah'a döndü. Buna mani olmak için ehli dalalet bu olayı, bu hadiseyi haşa Allah'tan koparıp ya yerin altında Maden patlaması, yeraltı sarsıntısı, sismik sarsıntılar, şunlar bunlar diye, fay hattı çatlaması diye, sanki o sebeplerini bulunca, sebeplerini keşfedince olayın Allah'la bağlantısı kopmuş gibi olayı Allah'tan koparıp, bu depremi ikaz olmaktan çıkarıp. İnsanları içinde bulunduğu bataklıkta devam ettirip Allah muhafaza ebedi hayatlarını karartmaya çalışıyorlar. Öyleyse nasıl cevap vereceğiz buna? Nedir bunun aslı, astarı? Yani gerçekten bu virüs laboratuvar ortamında yapıldıysa ilahi ikaz olmaktan çıkar mı? Gerçekten fay hattı çatladıysa, yerin altında maden patladıysa deprem ilahi ikaz olmaktan çıkar mı? Çok insanların kafasını meşgul eden bir soru bu. Ben sizden hızlı bir şekilde bu soruyu, bu dersi paylaşmanızı istiyorum. Çünkü şu anda çok insanlar bunu soruyorlar. Ehli dalalet de böyle ateist sitelerinde, deist sitelerinde din düşmanları da bunu daha çok böyle dillendirip ya tabiat olaylarına, doğa olaylarına çıkıp getirip al ilahi ikaz deyip Allah bununla size sizi tokatladı, size ders veriyor diye sizi korkutuyorlar gibi böyle hücum edip insanların imanlarını zedeliyorlar. Lütfen bu hakikati bu akşam herkese duyuralım. Etrafımızda eşimizden, dostumuzdan duymayan kimse kalmasın. Şimdi cevabına yavaş yavaş geçiyoruz. Bu arada bugün dersimiz çaylı. Çayımızı da bir yandan yudumlayalım çünkü biz sohbete çıkıyoruz buraya. Sohbet yapacakken kardeşler aşağıda çayları bitiriyorlar. Ben dedim bu iş böyle olmaz. Ben de çayımı yanıma alayım bari de çaysız kalmayayım diye. Bundan sonra dersleri çaylı yapacağız. Siz de çaylarınızı şöyle yanınıza alın. Beraberce şu mevzuyu inşallah işleyelim beraberce. Şu sorunun cevabını alalım. Şeytanın gireceği bir delik bırakmayalım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi virüs gerçekten laboratuvar ortamında birilerinin kötü niyetlerle yaptığı bir mikropsa ilahi ikaz olmaktan çıkar mı? Yani birileri bunu yapmış. Bunu haşa Allah'la bağlantılandırmanın ne anlamı var diye bazı sorular var. Şimdi zamanında deprem için de aynı şeyi sormuşlardı. Biz de Bediüzzaman Hazretleri'nin deprem konusunda depremin ilahi ikaz olması, onun fay hattı çatlamasına veya yerin altında bir maden patlamasına bağlanmasından dolayı depremin ilahi ikaz olması olmasına mani mi? Yani hem fay hattı çatlamış olabilir, hem maden patlamış olabilir. Aynı anda ilahi ikaz olamaz mı? Ha bununla ilgili bir cevabı var. O cevabı okuyalım. Sonra da oradan virüsle alakalı kendi cevabımızı çıkaralım inşallah. Altıncı sual. Zelzele küre arzın içinde inkılabat madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip adeta tesadüfi ve tabi ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ki intibaha gelsinler. Yani bu hadisenin altında, arkasında Cenab-ı Hakk'ın bir ikazı var. Cenab-ı Hak kullarını bununla tokatlıyor diye inanmadıklarından dolayı intibaha gelmiyorlar. O deprem hadisesinden bir ders çıkarmıyorlar. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mı? Yerin altında maden sıkışması, fayhattı çatlaması gibi şeylerin bir hakikati var mı? Doğru mu? Yoksa bu ilahi ikaz mı? Ha, fay hattı çatlaması veya maden patlaması olayın ilahi ikaz olmasına engel mi? Soru bu. El cevap dalaletten başka hiçbir hakikatleri yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gö gömlekleri giyen ve değiştiren küre arzın üstünde binler envağın bir tek nevi olan mesela sinek tayfesinden hadsiz efradından bir tek ferdin yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması koca dünya üzerinde bütün mahlukata her an iradesiyle müdahale edip hiçbir noktasını ilahi nakıştan, ilahi dokunuştan, ilahi müdahaleden mahrum bırakmayan hatta hatta milyonlarca çeşit hayvanların içinden en küçük sivrisineğin kanadını bile muazzam, müthiş mükemmel bir proje üzerine en hafif malzemeden değil mi mükemmel bir vaziyette yaratan nakış nakış dokuyan ha kainatın hiçbir noktasına müdahale eden geri kalmaması hiçbir noktasını ilahi sanatıyla nakış nakış dokumaktan geri kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki değil hadsizliği şuurun beşi. Ve anası ve merci ve hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli efal ve akvali, belki hiçbir şeyi cüz'i olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kast ve kastı ilahi haricinde olamaz. Ha. Şimdi bakın bu nokta çok önemli. Kainatta bir zerrenin, bir atomun hareketinin Allah'ın iradesi dışında olması mümkün mü? Bunu daha önceki derslerimizde işledik. Her bir zerrede iki tane Allah'ın varlığına mühür vardı, delil vardı. Hem hareketinde hem sükunetinde. Zerrenin, atomun, bütün hayvanların, bitkilerin, insanların, mahlukatın vücudunda o karma karışık düzenin içinde tam yerli yerinde nerede bulunması gerekiyorsa tam orada bulunuyor olması ya diyeceğiz ki akılsız, şuursuz zerre bütün sistemi bilip değil mi o atom gelip oraya yerleşmiş sonra ondan hayvanın vücuduna geçmiş ondan insanın vücuduna geçmiş sanki bütün insanların, hayvanların vücutlarını biliyor gibi ya mükemmel hareket ediyor diyeceğiz ya da bütün kainatı yaratan, her şeyin düzenini, işleyişini, sistemini bilen bir zat tarafından o zerre yerleştirilmiş diyeceğiz. Bir, bakın hem hareketinde hem sükunetinde. Bir de kainatta duran hiçbir şey yok ki. Her şey hareket ediyor. Öyleyse hareketinde de diğer bütün sistemleri bozmadan hareket etmesi ancak diğer bütün zerrelerin hareketlerini Kainatta yaratılan mahlukatın işleyiş sistemlerini bilen bir zat tarafından hareket ettirildiğinin delilidir. Yoksa kendi başına hareket ederek değil mi o düzenleri, o sistemleri bozmadan hareket etmesi mümkün değil. Gökyüzündeki yıldızlar da öyledir. O gezegenlerin bir tanesinin kendi başına hareket ettiğini iddia edemezsiniz. Neden? Çünkü hepsinin yörüngeleri farklı, dönüş hızları farklı, kalabalıkları farklı, çekim alanları farklı. Öyle dönecek ki hiçbirine çarpmadan, hiçbirinin yolundan geçmeden, hiçbirinin cazibesine, çekim alanına kapılmadan... Öyleyse hepsinin dönüş yönünü, dönüş hızını, çekim alanını, yörüngesini, cazibesini bilen bir zat ancak o gezegeni döndürüyor olabilir. Ha, öyleyse zerrelerden kürelere kadar Hiçbir şey Allah'ın iradesi dışında kımıldamaz. Onun iradesi dışında yaprak kımıldamaz. Şimdi insanların yüzlerindeki atomların dizilişi, bütün dünyadaki insanların simaları farklı mı birbirinden? Farklı olan ne? Aynı şeyleri yiyoruz. Ha, aynı şeyleri yediğimiz halde farklı bir sima çıkıyor. Aynı atomlardan oluşuyor. Aynı atomlar. Ama... Bizim şu kitapla şu kitabın arasında ne fark var? İkisinde de aynı harfler kullanılmış. Ama diziliş farkı birini mektubat yapmış, birini sözler yapmış. Öyle ateist kitapları var. O da 29 harften oluşmuş. Burada Allah'ın varlığını ispat eden de kitaplar var. Birisi cehenneme taşıyor, birisi cennete taşıyor. İkisi de aynı harflerden oluşmuş. Fark ne? Diziliş farkı. Şimdi bütün insanların simalarındaki fark ne? Atomların diziliş farkı. Şimdi bu atomlar bütün insanların yüzünü görmesi lazım ki benim yüzümde farklı dizilsinler. Öyleyse bakın en küçük bir zerrenin hareketi ilahi irade dışında mümkün değil. Şimdi ne yaptı? Olayı nereye getirdi bakın. Ya siz bırakın virüsü, şu an dünyanın gidişatını değiştiren virüsü. İnsanın vücudundaki bir atomun Allah'ın iradesi dışında hareket etmediğinin ispatını yaptıktan sonra acaba bu virüs Allah'ın iradesi dahilinde mi yoksa insanlar mı yapmış diye herhangi bir şekilde şüpheye düşünür mü ya? Ha, sonra bakın. insanların o virüse müdahale etmiş olması, insanların projesi olması Allah'ın projesi dışında olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü insanlar ve projeleri Allah'ın ilmi dahilindedir. Anlaşılıyor mu biraz? Ha, insanlar ve projeleri Allah'ın ilmi dahilindedir. Yani şimdi bakın biraz daha mevzu açacak. Fakat kadir mutlak. O zaman niye Allah sebepleri koymuş ki araya? Bizi imtihan ediyor işte. Kimileri hattı diyecek. Deprem oldu Madem patladı diyecek. İş işin Allah'la alakasını kesecek. Kimisi de ne diyecek? Değil mi? Bu işin arkasında ilahi irade var diyecek. Aa, şimdi düşünün mesela adam birisine kızdı bir tane tokat vurdu. Şimdi bu tokatı vuran nedir? Eldir. Bu tokadı vurduktan sonra adliyeciler gelip de adli tıp gelip de eli incelemiyor. Bu el neden vurdu bunu acaba? Bu tokadın sebebini elde aramıyorlar. Adama soruyorlar bak. Neden vurdun diyorlar. Yoksa elini inceleyip bulabilirlerdi neden vurduğunu. Niye? Çünkü bu eli tahrik eden kol var. Kolu tahrik eden ceset var. Bu cesedi tahrik edip de tokadı sallattıran ne var arkada? Karar mekanizması ruhtur ruh. Bak maddenin sebebini Manada aradık. Cesedin yaptığı bir hareketin sebebini nerede aradık? Ruhta aradık. Kainatın cesedi var. Bir de kainatın karar ve kanidması var. ilahi irade. Öyleyse biz kainatta başından başımıza gelen bir olayı, bir depremi, bir virüsü nerede arayacağız? O zaman utanmadan, sıkılmadan, Deprem ilahi ikaz mı diye çıktılar televizyonda ben unutmuyorum. Çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ya bu işin otoritesi var. Depremde de var. İçi kara dışı kara. Bir o zaman profesör vardı. E ona soralım. Sordular canlı yayında soruyorlar. Diyorlar ki Ya diyorlar bu deprem için ilahi ikaz diyorlar. Var mı böyle bir şey diyorlar? Siz bu işin otoritesisiniz. O da ne diyor biliyor musunuz? Biz diyor inceledik, herhangi bir iş alakası yok diyor Allah'la diyor. <laughs> yani sismik aletlerle yerin dibine bakmışlar, yerin dibini incelemişler, oralarda Allah'a rastlamamışlar. Dolayısıyla alakası yok diyorlar. <laughs> yani şimdi sen adamın vurduğu tokadın sebebini nerede arıyorsun? Eli inceleyerek aramıyorsun. Bak eli harekete geçiren ruhu inceleyerek. Ruha soruyor neden vurdun bu adama diye. Öyleyse şu kainattan gelen tokadı da kainatı, eşyayı, yerin dibini, mahlukatı inceleyerek aramak bu kadar mantıksız. Öyleyse bu kainatı harekete geçiren tetiye dokunanı ha, onu bulmak, ona sormak lazım. Sebebi orada saklı. Ha, bu virüsün de tetiğine kim dokundu? Ya işte birileri laboratu laboratuvar ortamında yapmışlar arkadaş. Bu kadar basit yani. Haşa bunu da Allah'a bağladınız ya bir tanesi. Ben de dedim ki ya bunu da bunun da dedim Allah'la bağlantısını kopardınız ya. Bunu da dedim Allah'tan başka şeylere bağladınız ya. Bunun da dedim Allah'la bağlantısını kopardınız ya. Hakikaten böyle demek lazım. Niye? Kainatta bütün zerreler, atomlar onun iradesiyle hareket ediyorsa, atomlardan, zerrelerden oluşan bütün mahlukatın onun iradesinde olduğunu düşünmek kadar normal bir şey var mı ya? Ha, şimdi iş nereye geliyor? Bakın şimdi. Öyleyse tamam da laboratuvar ortamında yapmışlar. Cenab-ı Hak neden müsaade etti onlara? Fakat Kadir Mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Yani direkt Başının üstüne insanların başının üstüne balyoz inebilirdi veya bir tokat inebilirdi. Bir anda görmediği bir dediğim bir el adama tokat vurabilirdi. Ama Cenab-ı Hak hikmeti gereği dünyada sebepleri kullanıyor. Nimetleri de sebepler vesilesiyle gönderiyor. Tokatları da sebepler vesilesiyle vurduruyor. Bizi imtihan ediyor. Bakalım kim sebeplerden bilecek? Kim sebepler perdesini yırtıp aralayıp müsebbibül esbab olan, asıl sebeplerin sebebi olan, sebeplerin arkasında tasarruf eden Allah'ı bilecek, bulacak diye bizi imtihan ediyor. Fakat kadir mutlak, hikmetinin muktezasıyla, zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, tokat vuracak ya depremle, o zaman bazen de bir maddeyi harekete emredip ateşlendiriyor. Yerin altında bir madeni ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmet-i ilahi ile olur başka olamaz. Şimdi burada örnek veriyor. Diyor ki, bir adam bir tüfekle birisini vurdu. Adam öldü. Varistik geldi diyelim incelemeye geldiler, balistik raporlarına baktılar. Tüfeği incelediler, incelediler, incelediler. Tamam olay açıklığa kavuşturduk. Buradan bu tetik düşmüş, barutu sıkıştırmış, ateşlemiş. O da oradan mermi ateşlemiş, gitmiş ki olay bundan ibaret. Tamam. Kim vurdu? Ya kim vurdu diye bir şey olur mu ya? İşte burada silah, olayın nasıl geliştiğini tek tek açıklıyorum arkadaş ben. Sen hala kim vurdu deyip ne, ne, araştırıp duruyorsun? Ya, tamam arkadaş anladık da Durduk yere bu silah vurmaz ki ya. Bu tetiğe kim dokundu? Aynı onun gibi bu depremin tetiğine kim dokundu? Ha. Bu virüsün tetiğine kim dokundu? Ay insanlar dokundu. Onlar projelendirdi. Onlar tasarladı. İnsanların tasarlıyor olması ilahi iradenin dışında olduğu anlamına gelmez. Neden? Şimdi Allah Cenab-ı Hak'ın bu dünyadaki adeti, sebepleri ne apar Allah kendi icraatında kullanır. Mesela bize elmayı gönderirken toprağı, suyu, ağacı, güneşi kullanıyor mu? Normalde onların hepsi akılsız ve şuursuz mahluklar. Hepsi bir araya gelse bir elmayı yapabilirler mi? Mümkün değil. Ama şuursuzları bir araya getirip getirip de en şuurlu insanların bile resmini çizemediği o elmayı onların eline takan perde arkasında biri var. Şimdi sebepleri perde yapmış ta ki kimler perdeyi aralayacak, kimler perdeye takılacak diye bizi imtihan ediyor. Şimdi ne yaptı? Bütün icraatlarında sebepleri kullanıyor. Mesela diyor ki zalim Allah'ın kılıncıdır, onunla intikam alır. Allah Allah. Zalim ne yapıyor? Birisine saldırıyor. Onunla intikam alır. Sonra döner ondan intikam alır. O zalim kendi zannediyor ki ben zulmediyorum zannediyor. Halbuki Allah onu kullanıyor. Haberi yok enayi. Öyle öyle kullanılıyor. Mesela şöyle düşünün. Bir adamın diyelim ki zeka seviyesi düşüktür. Başka birisi çok zekidir. Onu kullanır ama ona öyle bir şey verir ki o adam kendisini patron zanneder. Ben işleri idare ediyorum zanneder ama kullanıldığının farkında değildir. O zaman böyle oluyor değil mi? Şimdi düşünün ya insan ne kadar aciz, ne kadar garip, ne kadar cahil ya. Ben yaptım zannediyor. Halbuki Allah onu kullanıyor. Nasıl elmada ağacı kullanıyor, depremde fay hattını kullanıyor. İnsanlığın şu zamanda, şu asırda aşkınlığına, taşkınlığına, şımarmışlığına bir tokat vurulacak. Birileri başka gayelerle kendi şahsi çıkarları için laboratuvar ortamında bir virüs üretebilirler. Ve bunu tüm dünyaya yayıp insanlığı adeta şamar oğlanına çevirebilirler ve bu ilahi irade dahilindedir. Eğer Allah müsaade etmeseydi yapamazlardı. Öyleyse biz burada şunu sormamız gerekiyor. Biz hangi fiilimizle kadere fetva verdirdik? Yani bu tokadı neden hak ettik onu araştırmamız gerekiyor. Yoksa tokadın nereden geldiği gayet net. Cenab-ı ha demek ki sebepleri kullanıyor. Bu zalimleri de kullanıp tüm dünyayı ikaz eden, uyandıran yine Allah'tır. Ha, onlar kendileri plan kurduklarını zannederler. Ama onların planları da nedir? İlahi irade dahilindedir. Haşa Allah'tan habersiz mi yapıyorlar? Vücutlarındaki atomların hareketine kadar Allah'ın iradesiyle olan insanların Allah'tan habersiz plan kurma ihtimalleri var mı ya? Ha, o zaman madem Allah'tan habersiz yapamazlar, Cenab-ı Hak onları ne yapıyor? Kullanıyor. Şimdi o zaman neticelere bakacağız. Bir olayın neticesi kime yaradıysa ne derler? O olayın arkasında o vardır. Şimdi şu virüsün neticesi en çok ne kime yaradı? Tüm dünya insanını silkeledi. Dünya insanının maşuku mecazisi olan, böyle mecazi aşkı olan, onunla her şeyi unuttuğu dünyasını elinden aldı mı? Eğlencelerini, şunları, bunları, dünya aşkını Allah'a ihtiyaç hissettirmeyecek olan İnsanlara Allah'a ihtiyacını, Allah'a olan ihtiyacını hissettirmeyen medeniyet fantazilerini, lükslerini, şatafatlarını, oyuncaklarını ellerinden aldı mı? Bak herkes korkuyor. Ve bu dünyanın fani olduğunu, geçici olduğunu, alakaya değmediğini, bu dünya için yaşamanın doğru olmadığını tüm insanlığa ihtar etti mi? Ve insanlık dünyadan yüzünü çevirince ha, bir yaratıcısını aramak ona sığınmak, musibet anında insan fıtratında vardır. Sığınacak bir merci arar. Çocuğun ayağına taş düştü, hemen anne der. Fıtratta var bu. Cenab-ı Hak bu beş insanlığın ayağına bir taş düşürdü ve insanlık, bütün kainatın zerrelerden güneşlere kadar her şeyin dizginini elinde tutan bu virüsü de dizginleyebilecek olan ilahi iradeye sığınma ihtiyacı hissetti. Dünyasını elinden aldı, insanlık ebediyet ve ahiret arayışına çıktı. Bu gidiş nereye gider? Bu arayış, sahte vaatlerin içinde bulunduğu çakma dinleri. Din diye insanlara yutturulan doktrinleri. Sonra, değil mi, boş, ispatsız, delilsiz, menfaat için yüzyıllardır kullanılan bütün sistemlerin tamamını eleyecek insanlık... Şu ilim, fen, felsefe çağında öyle diyor. İstikbal, ilim ve fennin hükmettiği istikbalde bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecektir diyor. İnsanlığın bu arayışı Kur'ani çareleri bulmakla neticelenecek inşallah. Kur'an'a sarılmakla bütün ruhu canıyla sarılmakla netic neticelenecek. Belli ki bu işin arkasında ilahi irade var, insanlığı bir yere doğru sevk ediyor diye ha, bütün olayların altında onun iradesinin var olduğunu unutmamak lazım. Evet. Şimdi her gün olduğu gibi bugün de hatmimiz var. Oradan bir Kur'an-ı Kerim alayım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة الختمات القرآن العظيم فبحرمته أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَافُ عَنَّا يَا كَرِيم وَافُ عَنَّا يَا رَحِيمِ واغفر لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ زَيِّنْنَا بِزِينَةِ الْقُرْآنِ وَاكْرِمْنَا بِكَرَامَةِ الْقُرْآنِ وَشَرِّفْنَا بِشَرَافَةِ الْقُرْآنِ وَأَلْبِسْنَا بخلعة الْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ الْقُرْآنِ وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا رب قرآن عظيم الشان حطرنا اسماء الحسنان حقنا يا ربي وكنان حتم شريف لري أولا بالذات خلاصاء موجودات أشرف مخلوقات حبيب أديب عليه الصلاة والسلام روح شريفنا هدية خبردار إلى واصل إلى يا ربي Bütün peygamber anı izamında, evliya-i kiramında ruhlarına hediye eyledik ya Rabbi. Bilhassa Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ve onun bugün toprağa verdiğimiz, bugün hakka yürüyen Hüsnü Bayram ağabeyimizin de ve bütün üstadımızın, varislerinin, vekillerinin, talebelerinin, ahirete irtihal edenlerinin de ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ellerimizi açtık, huzuruna geldik ya Rabbi şu anda ekranları başında el açan bütün kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye ededik ya Rabbi. Varsa azapları kaldır, varsa sıkıntıları kaldır ya Rabbi. Ya Rabbi onların kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir ya Rabbi. Ya Rabbi sıkıntılarını izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlara kabirlerinde ikram et ya Rabbi. Ya Rabbi ebedi saadete ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızan için bir araya geldik. Senin Kur'an-ı Azimüşşan'ının hakikatlarını okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Ne olur şu Ramazan-ı Şerif'te ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu manaların feyziyle, bereketiyle bizi doyur, doldur ya Rabbi. Tüm dünyanın ihtiyacı olan hakikatları bize ilham et, ikram et ki buradan dünyaya ilan edelim. İnsanlığın derdine derman olsun ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızan için tuttuğumuz oruçları, Ya Rabbi yaptığımız sahurları, okuduğumuz mukabeleleri, ah seni kabul ile kabul eyle Ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.